Tamam, günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Hikmet Genç'le birlikte karşınızdayız. Hepinize merhaba diyoruz. Hikmet Hanım. Merhabalar, günaydın. Geçmiş bayram mübarek olsun. Siz de geçmiş bayram mübarek olsun. Olur ya, böyle bayramdan sonraki bir iki gün falan evet. Böyle şey yapılır sizden. Yapmışsın. Hayırdır, Bodrum civar mıydı? Yok, değildim. Lahmacun'a kaç lira para diye soruyorsan belli olur. Yok hocam, o kadar. Evde ya, yaptık diyormuşsun. Geceli 300 küsür bin liralık otelde daha kalamıyoruz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu olmak lazım öyle otelde kalmak için herhalde. Hayır, yani sen evde kıymayı hazırlayıp yani değil mi? Lahmacun'u kendin yapmışsın da 500 lira ödenmez yani lahmacun başına. O kadar da yapmadık ama yani hani öbürü de değil elbette. Trafik olan inanılmaz ya yani. Felaket, evet. Çok kötüydü. Cuma günü ben dönüş yaptım. Cuma günü dahi çok kötü trafik vardı. Ne taraftaydı? Cumartesi. Karadeniz bölgesinden geldim. Tam mekan belirtmeyeyim yani geceliği çünkü 250 bin dolar pardon neyse 250 liralık pansiyonlarda kalıp Cuma günü döndüm ve Cuma günü kilitti yani şöyle söyleyeyim Samsun civarından aşağı yaklaşık 15 saatte geldim. Ama yolda da bir kaza falan vardı. Ben de aşağı yukarı 14-15 saat sürdüm. Sonra cumartesiyi düşünemiyorum. Cumartesi geldim ben. Ha, pazarı düşüneme abi. Bence. Pazar daha felakettir. O arkadaş da pazara gelmiş. 45 saatte. Ama İstanbul trafiği sakin. Evet çok sakinmiş. Şey evet, İstanbul'da kalanlar zaten İstanbul'da kalıyor. Hala da öyle. Sabah mesela geldiğimizde çok sakin trafik evet, vardı. Evet sakindi. Yani. Hala gelemeyenler var demek. Devam ediyor mu hayat saati? 18 Haziran üniversite sınavıyla beraber başladı. Eylül'e kadar, Eylül'e kadar İstanbul sakin. Okullar yok, bir şey yok falan. Oh, iş güç rahat. Oh. Tabii yani. Keyif yerinde. Elhamdülillah. Fatih Portakal da gitmiş güneyde. Teknesiyle başlamış. Fatih Portakal bıraktı. Gönderildi değil mi o? Yok bıraktım diyor. Ya öyle diyecek tabii canım yani. Hani kovdular diyecek hali falan yok herhalde yani. O da zaten hazırdı. Tekneyi bekletiyoruz. Sıkıldı zaten. Fazla çalıştı. Öyle oluyor ya hocam. Muğla güzeldi. Ben Muğla tarafındaydım. Bodrum değil ama. Ha, Muğla tarafı. Kamus, o zaman. Dalyan tarafında. Ha, nasıldı? Tatilciler çok fazla konuşuldu. Ya orası şey şöyle yani gidiş trafiği falan hakikaten felaketti. Şimdi birazdan şey yaparız. Yani Osman Gazi Köprüsü'ne türlü laf edenler falan hani inanılmaz yoğun trafik vardı. Otoban giderken daha. Giderken yani hani otoban böyle düşün ben bayramdan önce çıktım. Geçen hafta cumartesi çıktım sabah erkenden. Yani şu kadarını söyleyeyim. Biraz geç kaldım yola çıkarken. Saat 6 civarında ancak çıkabildim. Saat 6'da İstanbul'dan zor çıktım yani sabahın 6'sında. Yani 4-4.30 civarı evden çıktım. Ondan sonra yani İstanbul'dan zor çıktık. Bayramdan önceki cumartesiden bahsediyorum. Normal tabii bayram öncesi herkes o 9 günlük tatili falan kullanmak istiyor. Fakat yol inanılmazdı yani hani otoban falan. Osman Gazi Köprüsü şu bu falan. Yoğundu yani akıcıydı ama inanılmaz derecede yoğundu yani 20-30 kilometre hızla en fazla gidiyorsun. Pazar günü, bayramdan önceki pazar inanılmaz yani millet artık arabalarından inmiş otobanda falan hani ne oldu ne bitiyor falan ona bakıyorlar. Trafik durma noktasına tabii, gelmiş. Yani, tırmır falan şey de yok yani yoğunluğu falan da yok o yollarda onu da anlatayım. Birazdan değiniriz bunların hepsine konuşuruz ama istersen dışarıdan başlayalım. Şuna ilgili bir cümle daha kurayım çünkü sabahleyin de bazen işte diğer kanallarda bu trafikten falan çok bahsedildi. Hani şey çok konuşuldu ya hani enflasyon var işte hayat pahalı zorluklardan bahsediyoruz falan diye. 9 günlük bayram tatili çoktan beri yapmamıştık gibi hatırlıyorum. Bir uzun süreden beri bir 9 günlük ardarda. Evet, olmadı herhalde. Hem yaza tekabül etti hem okul yok. Hepsi bir arada olunca oldu ki gayet doğal. Yani ilk defa olmuyor. Daha önce de böyle hatırlıyorsun İstanbul girişinde hatta giriş yollarını kapatırlardı. Ama şu yorumu da görmek lazım. Şey dediler hani yok canım öyle alakası yok. İnsanlar fırsat bulmuşlar. Tabii ki gezecekler. Gezsinler dediği gibi. Ama şu da var yani insan hakikaten tatil moduna girdikten sonra ne yol ne mali hiçbir şey dinlemiyorlar. Onu gördüm çünkü ben gittiğim yerlerde de. Şu kıyası imkanlarını kullanmışlar sonuna kadar. Şu kıyası doğru bulmuyorum ben yani. Hani millet aç falan filandı yollar baktık. Doğru bir şey değil yani. Hani burada yani, imkanı şey olanlar, imkanı olmayanların kıyaslamasını burada girmenin bir anlamı yok. Bir şey söylemenin bir anlamı yok ama yani bugün tatile gidenler hani onu hep söylüyorlar, şey yapıyorlar. Efendim işte %3'lük, 5'lik mutlu kesim, geri kalan %95 o kadar da değil abartmayın. Yani hani değil, o da değil. İmkanı şey olanlar kullanıyor. Yani. Bu oran Türkiye ölçeğinde yüksek midir? Yüksektir. Onların bahsettiği gibi %3'lük, 5'lik falan filan kesim değil. Millet imkanlarını kullanıyor. Kaldı ki az önce dediğim gibi oraya da sürekli vurgu yapıyorum. Birazdan konuşacağım. Ya geceli 300 küsür bin liralık otelde de kalmıyor kimse yani. Tabii canım. Yani oradaki fiyatlar herkes kesesine uygun bir şekilde hareket ediyor vesaire. Benzin kuyrukları falan inanılmazdı. Dönüş yolunda, gidiş yolunda değildi o kadar ama dönüş yolunda falan.
Hani herhangi bir benzin istasyonunda önünde 10 tane araba var. Millet hani çok benzin kuyruğuna falan giriyor. Bayağı şey. Fakat şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Birazdan konuşuruz onu da. Abi fiyatlar soygun seviyesine gelmiş. Evet, yani en ufak yerde yani. Bile hani bu abartmışlar, fiyatlar yükselmiş falan değil. Yani direkt soygun seviyesine gelmiş. Birçok mevzuda. Evet. Tamam yani yol özellikle sahil kesimlerinde Ege'de ve Akdeniz'den bahsediyoruz. Yani yol üzerinde de aynı şey Hikmet abi. Yani hani mesela sahil kasabasına gidersin millet işte orada bir şekilde şey yapmıştır. Otel fiyatları yükselmiştir vesaire vesaire. Bunlar anlaşılır. Abi yol üstünde yani otobanda yol üstünde yani. Abi yol üstünde başlıyorlar soyguna. Yani bir tane meşrubata hani 45-60 lira falan yazıyor bir meşrubat için falan. Bir çayı 20-25'e falan yazılan yerler evet, var. Evet o çaya şaşırdım ben. Çay dikkatini çekti mi? Yani çay abi, en ucuz soygun seviyesi dağın yani. Tepesindeki çay 15 lira. Yani soygun yani, seviyesi. Yani onu niye öyle yaptılar bilmiyorum. Ya işte bu davranış biçimi var ya. Piyasa, millet tatile çıkmış. Adam kaç yılda bir... Yani bir her şey çok pahalandı abi. Çayı da 15 yaptım. Ya o çay, bu çayda bildiğin işte 15 lira maliyet olan bir şey değil. Ama davranış biçimi çok kötü. Yani adam okuyor bakıyor. Ha diyor lahmacunu 5 lira satıyorsa benim çay 35 lira ucuz diyor mesela. Ama tamam da lahmacun bir kere saçmalık. Tamam da 1500 metre yukarıdasın, yaylalasın yani. Çok ekstrem örnek o lahmacun örneği ama şöyle bir şey var, şunu söylüyorlar özellikle yabancılarda da var mesela bu. Yani mesela evet yani dövizin yükselmesi neticesinde fiyatların bu anlamda yükselmesi belki şey karşılanabilir, kendi içerisinde söylüyorum mantıklı karşılanabilir, oransal olarak doğru olsaydı. Fakat mesela yabancılardan da çok şikayet var bu hususta. Adamların hani dövizle tatil yapıyorlar. Ama onlar da fiyatlardan bayağı şikayet. Acımıyorlar yani yerli yabancı. Hiç şey yok yani. 5 euro ise 55 euro. Öyle bir şey yok yani. Hani fiyatlar falan inanılmaz. Şey Kotlozur yani. Diyor örnek vermiş. Kıyaslama yapmış. Fransa'nın mesela en meşhur tatil beldelerinden bir tanesi. Dünyada pek çok yerleri falan var bu vaziyette. Bu anlamda mesela Türkiye'deki tatil bölgelerindeki fiyatların dünyanın pek çok lüks tatil yerlerinden daha pahalı hale geldiği konuşuluyor. Tamam yani turizm geliri açısından bunlar avantajlı. Nihayetinde geçen sene rekorlar kırmıştı. Bu sene belki benzer durumlar söz konusu olacak kabul. Ama bu fiyatlama meselesi artık çılgın bir seviyeye geldi. Ama işte o da sonra ters teper kötü olur. Daha önce bunu yaptık. 80'li yılların ortasından sonra Türkiye'ye çok Arap turist geliyordu. Öyle bir fiyatlandırdık ki biz Arap turistlere bu şeyleri hatırlarsın. Evet. Ben o zaman turist rehberliği yapıyordum ben biliyorum. Yani bir kağıt helvayı 1 dolara satan adam vardı o zamanlar ki o zaman da onun fiyatı onun onda biriydi. Arap turist geldiği zaman koca tezgahı satıyordu. O zaman da uyarmıştık ama sonra ne oldu? Birkaç sene sonra bitti. O turistler gitti başka yere. Doğru. Başka ülkelere gitti. Doğru. Bunu yapmak peki, lazım. Genel bir girizgah. Yani evet. Bir haftadır yoktuk. Evet. Oradan bir başlayalım. Birikimi. Birikimi. Birazdan tekrar dediğim gibi döneceğiz. İç siyasette bu meseleyi de konuşacağız biraz daha. Çünkü bugün Bakanlar Kurulu var. Memur maaş zamları, emekli maaş zamları, torba yasalar bunlar da gündem maddelerinden bir tanesi olacak. Kabine toplantısında detayların hepsini konuşacağız. NATO'da gelişmeler var, İsveç meselesi var ama dış blokla başlayalım. Fransa. Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin yaklaşık 6 gün önce bayram arifesindeydi zannedersem Fransız polis tarafından öldürülmesi neticesinde inanılmaz olaylar yaşanıyor. Önce Fransa'nın bir kentinde başladı. Ardından Fransa'da yayıldı. Fransa ile sınırlı kalmadı. Belçika'ya sıçradı. Belçika ile sınırlı kalmadı. İsviçre'ye sıçradı. Şimdi ülkeler hakikaten Almanya'da mesela hani bu yönde mesajlar var. Görüntüler inanılmaz yani hakikaten iç savaşı andıran bir mesele. Bununla başlayalım. En son dün zannedersem belediye başkanının evine, kentin ismi yazıyor ama Fransızcası oluşunun hafızamda tutmakta zorlandım. Belediye başkanının evine çalıntı bir arabayla ön kapısından daldılar. Yani arabayla kırmak üzere girdiler. Belediye başkanı, eşi ve iki tane çocuğu evdeydi. Yaralı olarak çıkarttılar. Yani iş artık linç seviyesine hatta daha kötü noktalara geldi. Gözaltılar var. Fransız polisi bir şekilde müdahale etmeye çalışıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan açıklama var. Hükümete bu olayları bastırabilmek adına her türlü tedbirin alınacağı yetkiyi ve talimatı verdiğini açıkladı. Yani
sosyal medyada kıyas görüyorum bu gezi olaylarıyla ilgili olarak. Ondan sonracıma sözler söyleniyor. Hani gezi olayları sırasında ya işte genç adamlar, genç insanlar Türkiye'de işte haklarını, hukuklarını arıyorlar, ediyorlar falan tarzı açıklamalar yapıyordu bu Batı. Şimdi mesele kendi topraklarında cereyan edince böyle vandallık olmaz, ülkeyi yakıyorlar, yıkıyorlar, böyle hak aranmaz cümlelerini kullanıyor. Gezi olaylarında da benzer görüntüler yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'na göre gerçi mevzu 3-5 ondan sonracıma ya da belli bir sayıda gencin hak arama talepleriydi. Barışçıl gösteriler yapıyordu, engellememek lazım cümlesini falan kullanıyorlardı. Fransa'da şu görmüş olduğunuz görüntülerin daha şiddetlisi İstanbul'da yaşandı, Taksim Meydanı'nda yaşandı ve Batı bize akıl veriyordu. Ya gençleri dinlemek lazım, ondan sonra anlamak lazım. Hatta içimizdeki bazı siyasetçiler de sizlerin verdiğiniz mesajı aldık, anlıyoruz cümlelerini de kullanmışlardı. Hayır, mesele öyle değildi. Öyle olması dünyanın hiçbir ülkesinde, medeni ülkesinde müsaade edilmezdi. Nitekim biz de etmedik, bakın Batı da etmiyor. İçeriye gerek yok, fakat içeride bazı yorumcular var. Oraya geçmeden önce sözü Hikmet abiye bırakacağım. Afganlı, Suriyeli, yabancı sığınmacılar üzerinden akla seza, akla ziyan açıklamalar yapıyorlar. Yani hani laf ola beri gele tarzında, yorum desen yorum değil, gözlem desen gözlem değil. Hani oturdukları yerden uydurdukları yorum yapan eski koca koca gazeteciler var. Bunlara da değineceğiz ama Fransa ile başlayalım Hikmet abi. Valla şöyle söyleyeyim, aslında Fransa dikkat edersen son yıllarda çok fazla gündemde kalan bir ülke. Yani Türkiye, tüm dünyada tartışılan bu sokak olayları protesto meselesi üzerinden konuşalım. O da şu, hatırlarsın bu sarı yelekler olayı vardı. Hayat, işte hayat pahalılığı, işte akaryakıta zam meselesi falan filan diye. Ve uzun süre devam etti bu. Daha öncesinde de biliyorsun Paris'teki saldırı vardı. O saldırıdan sonra, o terör saldırısından sonra Fransa'da o hal ilan edilmişti hatırlarsın. Ve bir buçuk yıl, bu tabi 2018'in öncesinden bahsediyoruz. Böyle bir uzata uzata bir buçuk yıl falan oldu galiba o hal ilan edildi. Arkasından bu sarıya ektiler. Sonra hatırlıyorsun ya geçen hatta bu sene başından itibaren bu emeklilik yaşı vardı. Emeklilik yaşı evet. 62'den 63'e çıkarttılar. Geçen ayda herhalde. Geçtiğimiz aylarda. Evet. Önce ilk başta tartışılırken bir gene protesto gösterilerine maruz kaldı Fransa. Ardından da bu. Şimdi bu toplumsal olaylar, protesto tarzı, işte protesto bir demokrasi de özgürlük alanıdır. Herkes barışçıl protestoya saygı duymalıdır falan. Tabii bizde de akıllarda kalan bir gezi provokasyonu var. Olay bile değil, provokasyonun daniskasıdır o. Tamamen planlanmış, programlanmış. Her şeyde hazır nazır, konuya uzun detaya girmeye gerek yok. Zaten bedelini de ödeyen insanlar var bunun karşılığında. Ödemek zorunda onlar tabii ki. Ödeyecekler. Çünkü ülkeye böyle yangın yerine çevirmeye çalışan hesapta sözde sokakta devrim yapacaklardı. Bu çiçek çocuklar ki CHP'de bunlara teşne bir partidir. Şimdi baktığın zaman aslında tabii iki boyutlu. Yani bir Batı açısından baktığın zaman nedir bu olaylar? Niye böyle çıkıyor diye. Onları kendi yani demokrasi dedikleri zaman buna şimdi bakıyorsun kendi açısından. Gözaltına alınan insanların çoğu 18 yaş altıymış. Ya da önemli bir kısmı. Emin değiliz. Tabii rakamları bilemiyoruz. Ama binlerce insandan söz ediyoruz. Şöyle bakmak lazım. Türkiye'de ne oluyor mesela? Bir çocuk bir yerden, çocuk diyorum hani 18 yaşın altındaki bir vatandaş, bir genç, bir delikanlı bir şey atıyor, bir tweet atıyor veya bir şey söylüyor. Gözaltına alınınca hemen şunu görürsün şeyde, sosyal medyada önce başlar. Bay, çocuk yaşta adamı aldılar da şunu yaptılar da çocuk daha 17 yaşında da falan diye çok tepki görüyor Türkiye'de. Demokrasi bize çok daha iyi ya. Valla işte Fransa'da binlercesini gözaltına aldılar. Çoluk çocuk demediler yani. Aldılar çünkü olay hakikaten dediğin gibi detayları da görmek lazım. Bu Fransa açısından. Sadece polisle çatışma veyahut da protesto değil. Çok benzer bir şekilde gezi olaylarında olduğu gibi araçları yakma var. Polise saldırı var. Bol molotof kokteyl var. Arkasından. Havai fişekler var. Çok benzer bir takım oldu. Artık zaten bunun üzerine. Kutlama amaçlı değil, saldırı amaçlı. Yağmalar var. Var. Dağda kötüsü. Yağma görüntüsü vardı. Yani dükkanların camlarının, çerçevelerin aşağı indirilmesi, içerideki malları dışarı atarak alabildiğini alamadığına zarar veriyor. Tabii. Vandallık dibine kadar var.
Valla medeniyet medeniyet diye falan konuşuyoruz ya zaman zaman. Bunun çok başında İngilizler daha akıllı tabii bu konuda. Daha Tony Blair döneminde bir Londra olayları vardı. O da yine birisinin öldürülmesi neticesinde olmuş. Işte İngiliz polisinin atla ezildi bir şey oldu falan. Hikayeyi hatırlamıyorum. Hikayeleri var muhakkak. Bir şekilde bir toplumsal olaya maruz Londra dışında şey. Başlamış. Londra'ya sıçramıştı. O dönemde hayat hala örneğini veririm ben. Yazımda çok da önemli bir şeydi o tespitti. Tony Blair'ın o dönemde bu sokak olayları bu şekilde devam ederse sosyal medya paylaşımını engellerim dedi. Savcılık da destek verdi ona. Biz de hatırlıyorsun. Bir ek daha yapayım onu da söyleyeceksindir muhakkak ama ben yaraya girmiş olayım. Muhalefet de bu çapulcuları, vandalları durdurmak için hükümetin almış olduğu her kararın arkasındayız, tabii, destekliyoruz açıklaması tabii yapmıştı. Bizim muhalefet, başta muhalefet çapulculuk yaptı orada. Aynen. Yani vandalların önünü açmak. Ya çiçek çocuk dedi bunlar işte. Tabii. Kemal Kılıçdaroğlu bunların elemanlarıyla falan buluştu. Bunlar dedi işte sokak eylemi yapan gençler falan diye kakaladı. Sonunda böyle oluyor bak. Bunun birçok şeyi var batı açısından. Sadece ekonomik karşılığı yok yani. Ekonomide tabii büyük zararlar. O başka bir şey. Ama aynı zamanda toplumsal huzurun da kaçtı. Ki Paris'teki o bombalamadan sonra samimiyetle söylüyorum bunu ki bizim Berks Hanım biliyorsun yıllarca Paris'te kaldı. Ona da çok konuşmuşluğumuz vardır. Ekonomik sıkıntılar, işte sarı yelekliler ve ardından o olaylar. Ama onlar da bir değişim ve dönüşüme bu güvenlik politikalarında daha önce yaptıkları gibi gidebilirler. Çok sert tepkiler geliyor. Valla aşırı söyledim. Yorum olur mu? Ondan çok emin değilim ama bu Arap Baharı adı altında işte zamanında Condoleezza Rice'ın 29 ülkeyi aralarında Türkiye'nin de olduğu sayıp Türkiye haricinde hemen hemen tüm ülkelerde gerçekleştirdiği bir isyan ayaklanma durumu söz evet. konusuydu. Şimdi Kuzey Afrika'dan başladı. Bu Arap Baharı mevzusunun ondan sonra Avrupa Baharı olarak Avrupa'da başladığını ifade ediyorlar. Dediğim gibi abartılı bir yorum olabilir. Bu konuyla ilgili olarak öyledir ya da değildir cümlesini kullanmıyorum ama Fransa'nın çeperinden başlayıp başkentine, ardından Belçika'sına, ardından İsviçre'sine, Almanya'nın aman ha deyip ufaktan ufaktan tedbir alması bu Avrupa Baharı ya da Batı Baharı tabirini anlamlı kılıyor bir noktada. Şimdi şöyle yorumlar var Türkiye'de. Dediğim gibi yani şimdi bu tarz yorumları Batı'da ya da okyanus ötesinde Amerika'da ancak ve ancak marjinal kesimlerde görürsün. 3-5 de takipçisi olur bunların. Yani deli deli saçması der geçersin. Bakmazsın bile yani ya da eğlenmek için falan okursun, kahkaha atarsın, bırakırsın. Fakat bizim burada Türkiye'de kendilerine bilmem kaç yıllık gazeteciyim ben kardeşim boş konuşmuyorum ya da şöyle sanatçıyım, şöyle işte toplumsal gelişmelerin farkındayım diye kıymeti kendinden menkul yorumu yapanlar neredeyse merkeze oturdular. Bu sosyal medyanın dezavantajlarından bir tanesi de bu. Bu adamları tanımayanlar adam yerine koyuyorlar. Aa enteresan falan diyorlar. Nedir o? O da şu. Fransa'da bu olayları görüyorsunuz ya diye başlayıp 3-5 sene sonra Türkiye'de de benzerlerini göreceksiniz. Suriyeliler, Afganlar, şunlar bunlar, mülteciler, sığınmacılar benzer şeyleri yapacaklar. Bakın Fransa'da da yapıyorlar cümlesini kullanıyorlar. Şimdi dediğim gibi yani bunların cehalet paçalarından akıyor. Hadi bir şey bilmiyor olabilirsiniz. Ya arkadaş okumuyor musunuz da ya da takip de mi etmiyorsunuz? Sözde koca koca gazetecilersiniz. Kendinizi sanatçı atfedip kanaat önderi olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bugün Fransa'da bu olayların içerisinde yer alan gençlerin, Hikmet abi ifade etti, kahir ekseriyeti 3. ya da 4. kuşak Fransız vatandaşı. Bakın yani Cezayir'den, Fas'tan, Burkina Faso'dan, Togo'dan, ondan sonra şuradan buradan topladıkları Fransa'nın sömürge ülkelerinde getirdikleri ve köle gibi çalıştırdıkları sığınmacı ya da mülteci değil bunlar. Bunların babaları, onların babaları, onların babaları 3. ya da 4. kuşak Fransız vatandaşı olan ve Fransa'da yaşayan çocuklar bunlar, gençler bunlar. Dolayısıyla Türkiye ile böyle bir kıyas yapıp elbette içlerindeki kini, içlerindeki pisliği, içlerindeki beklentiyi kusuyorlar. Öyle olmasını arzu ediyorlar Türkiye'de de benzer durumların ki bak dememiş demiştik sizlere cümlesini kullanabilmek için. Ama dediğim gibi
Cehaletin bu kadarı ancak okumakla oluyor anladığım kadarıyla. Ya da bu kadar uzun süre medyacı olmakla ya da sanatçı olmakla gerçekleşiyor. Can Atak'tı bunlardan bir tanesi. Bir de şöyle bir son. Bernal için bunlardan bir tanesi. Onu anlatacak sanatçı değil mi? Yani, tabii ki. Abi, bir şu, senin söylediğin şunu ilave edeyim. Hani oradaki eylemcilerin, o vandalların ne kadar göçmen, ne kadar diye falan gibi takım böyle ırkçı söylemler işte üzerinden konuşulmasını bir köşeye bırakalım. Aslında Batı da biraz da kendi ektini biçiyor. Bunu da söyleyelim. Orası %100. Yani neyi biçiyorsunuz? Sadece bu şey üzerinden konuşmayalım. Yani içinde göçmen vardır falan filan da değil. Dediğin gibi çoğu zaten Fransız. Kaç nesil sonra Fransız oluyorsun da iki nesil sonra mı oluyorsun falan gibi hesapları yapan da gerizekalı ırkçılar düşünsün onu. Ahmaklar düşünsün. Bir Çerkez olarak da bir üçüncü nesil Çerkezim. Ne kadar Türkiye'nin vatandaşıyım, ne kadar ikinci sınıfta onu bilmiyorum. Yok tabii, öyle bir şey canım yani. Tabii ki yok yani. Böyle bir şey. O yüzden bu biraz önce Bünyamin Hocam konuşuyordu da hani Cumhuriyet kuruldu, 13 milyon insan var burada. Bunun 3 milyon tanesi Kafkasya'dan, 1,5 milyonu Balkanlardan, 3,5 milyonu bilmem Orta Doğu'dan, Güney bölgesinden gelip bir araya geldi. Biz Büyük Türk Milleti izlerken kastetti de buydu zaten. Tabii. Böyle aptallığın, o ırkçılığın lüzum yok. Ama Batı da kendine çağdaş, ilerici, protesto, ayrımcılık, LGBT'cilik, çağdaşlık, özgürlük, açın her tarafınızı, yürüyün gençler, Z kuşağı, Zorro diye koyarsan üzerine, tamam mı? O senin gördüğün koca koca Fransız diyorsun. Hani İngiliz ne yaparmış? Karanlıkta zipsiyah, zifi karanlık odada esnerken ağzını kapatırmış. İngiliz nezaketi diye tanıtırlardı ya, bize. Ya. Fransız, değil mi? Yani Fransız asaleti diye bir şey var biliyorsun. Bu ya tırnak içerisindeki asaletten bahsediyorum. Tabii ki. Yoktur öyle bir şey. Ama sizin propagandanız, çağdaşlık anlayışınız, özgürlük anlayışınız bir şekilde hani rejim önce kendi çocuklarını yermiş ya. Birbirinizi yiyeceksiniz bu şekilde. Vallahi Dünya Kupası ya da milli takım meselesi olduğu zaman. Toplumsal çözülmüşlük var ya, onu da görmek lazım. Zidane'dan Henry'e. Herkesi Fransız vatandaşı addediyor. Aa, Büyük Fransa böyledir işte falan diyorlar. Tabii, milli takım falan baktığınız zaman, futbol üzerinden yorum yapayım. Böyle mevzu olduğu zaman da bunlar işte şu Cezayirli, yok Faslı, yok Tunuslu bilmem ne diye falan. İç onların içerisinde de bayağı şey var. Şimdi bir tane daha örnek vereyim. Öznur Küçüker tweet paylaşmış. Malum Fransa'da yaşıyor. Orada hakikaten Türkiye'nin tezlerini gerek Fransız televizyonlarında gerek oradaki medya organlarında çatır çatır fütursuzca büyük bir cesaretle her türlü tehdit ve şantaja boyun eğmeden aslanlar gibi savunuyor. Takip ediyorum. Diyor ki, bunu bilmiyordum. Öznur Hanım'dan öğrendim. Öyle bir Paris ki abi, öyle bir Fransa ki Hikmet abi. 17 yaşındaki Nahel'i öldüren polisin ailesine kendisi de Mısır kökenli olan Fransız siyasetçi Jean Masia, çocuğu öldüren polisin ailesine yardım kampanyası düzenliyor. Çüş. Evet, 138 bin euro. Bu zannedersem biraz eski. Çünkü sabah dinledim yine Bünyamin Hoca'dan. 700 bin euro topluyorlar. Yani içerideki şeyi de düşün. Irkçı, faşizan, ondan sahip sonra çıkıyorlar yani. Tabii polise sahip polise çıkıyorlar. 700 bin ya, eurodan medeniyet bahsediyorsun. Hocam, medeniyet. O çocuğu öldüren polisin ailesine. O çocuğu öldürülen ailenin de bir açıklaması var. O da diyor ki, yapmayın böyle diyor. Yani bu ülke hepimizin diyor. Böyle yakmaya, yıkmaya, şuna buna gerek yok. Evet. Oğlumuzu öldürdü polis, şu oldu bu oldu ama bunun bu kadar büyük olaylara dönüşmesini istemiyoruz. Nahal'i, evladımızı kullanarak yapmayın. Bu derece sağduyulu falan da, bir ailesi de açıklama yapıyor. Tamam. Baktığın zaman diyoruz. Şimdi gelelim Türkiye'ye bu yorumlara. Şimdi Fransa böyle. Fransa'nın ne olduğunu biliyoruz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı, siz meselelere de Fransızsınız falan diye Strasbourg'da zaten bunların yüzüne. Şu anda sadece endişeleniyoruz yani. Aynen. Açıklamaları Batı medeniyeti konusunda. Aynen öyle. Endişelerimiz var. Daha fazla gerek. Bu olaylar bilmesin. Şimdi içimizdeki Fransızlar var. Endişelendirmeyimiz. Biraz da. Onlardan da bahsetmek lazım. Dediğim gibi Can Ataklı'nın, ben onu da gördüm. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama hani İftiranın yakışanından korkmak lazım cümlesi Can Ataklı'ya da yakışır yani, hani bunlar benzer şeyleri söylüyor. Çünkü artık hakikaten yazık yani, belli bir yaştan sonra dediğim gibi insan mahallenin dilisi. Artık öyle oluyorsun herhalde. O ses vardı değil mi yani, Türkiye kıyası Can Ataklı'dan geliyordu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ver bakalım şunu bir dinleyelim buradan. Benzerleri de vardı, onun için buradan yürüyeyim. Bazı videosu var diye.
Fransa Türkiye'ye örnek olmalı. Bunları böyle apar topar trenlere, otobüslere bindirip göndermek değil. Ama bu Afganmış, Pakistanlıymış. Hiç burada yerleşmelerine izin vermeden geri göndermek gerekiyor ama. Şimdi cümle bu. Bunun ön arkası falan var ama. Yani buradaki esas kasası şunu yapmaya çalışıyor. Şimdi bu kafa, Türkiye'deki faşist kafa, Türkiye'deki bu, dediğim gibi yani bu cümleler normal şartlar altında dünyanın, bunlar 10-20 sene önce, marjinal kesimlerinde olur. 3-5 takipçili falan hesaplarda olur. Ana akımda yer bulamaz. Ve izleyenler de şu anda bizim yaptığımız gibi deli bu ya herhalde. Yani hani yazık, delirmiş falan, hastaneye yatırmak lazım falan cümlesini kullanırdık, kullanmalıydık. Ya böyle bir şeyin, bir, Fransa ile Türkiye örneği bir değil, az önce söyledim. Fransa, 4 kuşak Fransız vatandaşından bahsediyoruz bu olayları çıkartanların. İki, Fransa bunları öyle bir sömürdü ki iliklerini, kanlarını emdi, emmeye de devam ediyor. Üç, yükselen faşizm orada ülkeyi ne hale getirdiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Bu bir tarafı. Bu işte kendisine bilmem kaç yıllık gazeteciyim ben kardeşim deyip oradan bir itibar sağlamaya çalışan, yazık dediğim gibi yani. Hakikaten delirdi herhalde, başka bir şey söyleyecek bir şey yok. Yazık deli deyip geçeceğiz. Şimdi bir de bir başka sanatçı kadrosundan kanaat önderi pozuna soyunan isimler var. Örnek olsun diye veriyorum. Var bu bazı isimler de. Bernard Lachin en son bir tweet paylaşmış. Malumunuz Paris'teydi. Büyükelçilikte piyano resitali dinlemişti. Oradan da fotoğraflar falan paylaşmıştı. Şimdi Paris uzmanı, dediğin gibi bizim sevgili Belkıs Kılıçkaya'dan, ondan sonra Öznur Küçüker'den çok daha iyi Paris'i bilen bir isim Bernard Lachin. Tamam mı? Frankofon kendisi. Hani bunu şey yapsa anlarım. Mine Kırıkkanat falan şu yorumları falan yapsa, Mine Kırıkkanat Frankofondur, tamam mı? Ya Fransızdır ya. Zaten, Fransız minidir. Tabii zaten Fransız. Evet. Bizden pek bir şekilde, yok. Saygı hani, duyarım. Oradan yürürsün tabii. Tamam mı? Ya kadın tamam. Fransız dersin falan. Hani. Allah'ım Fransız evet. Dedim, atarım. Şimdi kendim. Paris'te halk birbiriyle çatışmıyor demiş. İktidar ile çatışıyor demiş Bernard Lachin. Mesela demiş. Solcular protesto yaparken sağcılar karışmıyor, bekliyor. Şimdi. Sağcılar yaparken solcular oturuyor, izliyor. Buna şahit olduğumda çok şaşırmıştım. Birbirlerinin protesto haklarını saygı olarak ifade ediyorlar. Mesela protesto için resmi meydanları var, orada yapıyorlar falan filan. Bunların yorumları var. Ya hakikaten diyor Bernard Lachin diyor, sen diyor hakikaten bu işleri biliyorsun diyor. Mesela diyor solcular diyor sağcıların arabasını yaktığında sağcılar dinliyorlar. Belki çünkü yakılan arabalar hiç iktidarın, iktidarın kamu şeyleri falan değil, binaları değil. Onlar izliyorlar. Bizim aracı yakmışlar. Bekliyorlar, kendi arabaları yanıyor. Sonra solcular kenara çekiyor, sağcılar çıkıyor, solcuların arabalarını yakıyor, solcular izliyorlar falan. Ya şimdi çok bildiğimden değil, sadece gözlemlerimi ifade ettim cümlesiyle de bir ön almaya çalışıyorlar. Tamam mı? Abi yani gözlemlerim buysa, yani bu gözlemi yaptığın organında bir sorun var demektir. Aslında, sağcılar aslında, yapıyor, solcular bekliyor, solcular yapıyor, sağcılar bekliyor. Bunlar aslında birbirlerine karşı değil, protesto haklarına saygı duyup aslında iktidarı protesto evet. ediyorlar falan. Aslında bu büyük yorum yani. Evet. Şöyle söyleyeyim ben. Şimdi bunu biz bunun mesela veriyoruz şu anda işte Bernard Lachin kim ki? Hani laf var diye Hikmet kim ki, Ahmet kim ki? Kim ki diye. Yani. Tamam. Kim ki meselesinin dışında başka bir şey için veriyoruz aslında. Tabii bu bir numune olduğu için tabii. söylüyorum. Bunun üzerinden. Şimdi bu bir şeyin temsilcisi. Bu nedir bu arkadaş? Kanaat önderi. Kanaat önderi. Bu, yani kanaat ne kadar önderi bilemiyorum. İroni yapıyorum kanaat tabii önderi. Canım. ne kadar kanaat var onu da bilmiyorum. Kanaatli var o da bilmiyorum. Ama muhalefeti temsilen çok şey söylüyor mu? Söylüyor. Cumhuriyet Halk Partili olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Çokça Millet İttifakı'nı seviyor muydu? Seviyordu. Hep Erdoğan düşmanlığı ve karşıtlığı üzerinden konuşuyordu. Bunun yeri belli. Şimdi ben de bir şey konuşunca millet diyor ki bak AKP'liler böyle yapıyor diyor. Mesela diyemiyorum ki ben arkadaş ben parti üyesi değilim. Siyasetçi de değilim. Benim bir tarafım var konuşuyorum. Her neyse ama sen bunu söylüyorsun. Ve biraz önce bir ifade kullandın. Belki de hani derler ya şeytan tövbe estağfurullah ayrıntılı gizlidir diye. Hı. Ön almaktan bahsediyor. Şimdi yanıp tutuşuyor Bernard Lachin. Neyi yanıp tutuşuyor biliyor musun? Muhalefet de yanıp tutuşuyor. Büyük bir hizmet yaşamışsın. Fransa'daki olaylar bizde de olur mu acaba? Bak ne güzel çiçek insanlar var. Ne güzel sağcılar var. Ne güzel solcular var. Sırayla akıyorlar.
sıraya girmişler. Arkadaş bu lütfen sağcı kardeşim. Size sıra, ben 15 dakikanız var. Yakıp çıkın diyormuş. Solcu diyormuş ki kardeşim ben bir yakayım, 2 dakika sonra sen de yakarsın. Yalnız şu caddeyi ben yakayım. Tamam abicim, bekle, ben de bir sonraki 75. caddeyi yakacağım. Bravo arkadaşlar. Hatta işbirliği yapıyorlar bunlar. Sırayla çekiliyorlar köşeye. Sırayla yakıyorlar caddeleri. O kadar hoş bir şey. Niye? Çünkü bizde demokrasi yok. Anladım. Batı'da bu eziklik, bu eziklik var ya, Allah müstahakınızı versin. Çünkü bu demokrasi anlayışı, bu ideolojinin birbirine karşı bakışı, o çağdaş demokratik anlayışın, aydınlanmacı düşüncenin nirvanası olduğu için Paris ve Eyfel Kulesi oradan bakıyor. Zaten ben de hep örnekleme yapıyorum o yüzden. Yani bizim en büyük sorunumuz ne biliyor musun? Adam kendi ülkesine, veyahut da kişiler kendi ülkelerine Eyfel Kulesi'nin tepesinden bakıyor. Biri çıkıp da Süleymaniye Minaresi'ne baktığı yok. Ya başka coğrafyadayız biz. Aynen. O sende cami var, onda Eyfel var. Fakat bu, dediğim gibi bir daha altını çizelim. Bu asla bunu başaramazsınız, beceremezsiniz. Eski Türkiye'de yok. O gezi olaylarının olduğu dönemlerden tut, çok daha eskisine kadar. 1977 işte Taksim olaylarına kadar. Eski Türkiye yok. Türkiye'de güvenlik ve huzur uzun yıllar sonra ilk defa Türkiye'de bu kadar iyi bir hale geldi. Ve uzun yıllar sonra hem terörle mücadelede büyük başarılarımız var, hem iç şeyde, güvenlikte, aynı zamanda bu tür olaylarda çok başarılı içlerimiz var, çok başarılı polisimiz var ve diğer kolluk güçlerimiz var. Bu tür olaylara müsaade edilmez. Aynı zamanda biz ders almış bir milletiz bu konularda. Bak Batı'ya diyorsun, Fransız diyorsun, 3000 kişi diyorsun. O Fransız ki İngiliz'e vurdu. O İngiliz ki Fransız'a vurdu. Bunlar kendi aralarında 50 milyon kişi öldürdüler. Toplam 65 milyon kişi öldü 2. Dünya Savaşı'nda. Bu adım geçmiş bu. Biz iç savaş bilmeyiz hocam. Yani İki tane tweetle bitireceğim bu mevzuyu. Ardından İsveç'te ki olayı konuşacağım. Bunlardan bir tanesi Gökhan Kahraman paylaşmış. Şimdi diyorlar ya ülkede işte bunları hemen trene bindirip gönderelim şu bu falan hikayesi. Fazla değil diyor. 10 yıl önce polis kimseyi de vurmamıştı. Bu ülkede Suriyeli Afgan mülteci de yoktu. O zaman 20 gün boyunca sokakları ateşe veren kimdi diye Taksim olaylarını soruyor. Hadi bakalım nereden? Bunu da cevapla. Hadi ateistler, bunu da anlatın bakalım. Şimdi bir şey daha var. İran'da, Kore Gerçekleri diye bir hesap var. İran'da bir kadın kalp krizi geçirip öldü diye İran konsolosluğuna koşan Türkiye Cumhuriyeti sosyalistleri Fransa'da polisin bir genci öldürmesine yine tepkisiz kaldılar. Fransa halkı ne yaparsa yapsın bunların ilgisini çekemiyor. Bir şeyler eksik ama ne? Fon mu acaba diye sormuş. Aynen öyle. Babucumun yani. Solcuları. Türkiye'de aynen, öyle zaten. Bunlar yok, Fransızlara da söylemez. Geçelim İsveç'e. Şimdi biraz dış bloktan başladık. Biraz hızlı gidelim Hikmet abi, içeri de var. İsveç'te Irak vatandaşı. Irak vatandaşı tabiri doğru olmayabilir. Irak kökenli, öyle söyleyeyim. Birisi Kur'an-ı Kerim'i yaktı yine. Aslen yani Müslüman değil, ateist olduğunu ifade ediyor. Kökeni falan hani şey de değil yani, Müslümanlıktan ateizme geçmiş falan. Süryani diye okudum yanlış hatırlamıyorsam. Oradan geçmişti. Şimdi burada bir gösteri yaptı. Bu gösteri sırasında, gösteri de mi, bir alçaklığa imza attı. Polis tabii oturdu, izledi, seyretti. Şu gözaltına alınan şu görüntü şey değil. Yanlış anlamayın ha. Polisin gözaltına aldı. Bak işte kutsal kitabımıza hakaret etti, yaktı diye aldığı değil. Buna bu gösterici protesto eden oradaki bir kimse taş attı diye polis gözaltına alıyor. Az önce öyle kollarına girip götürdükleri protestocu falan değil. Taş atan, bunu protestoyu protesto edeni gözaltına alıyor taş attı diye. Şu fotoğrafta da görüyorsunuz. İsveç'ten açıklama var. Çok ayıp. Kınıyoruz. Yapmayın böyle şeyler. Tadında bir açıklama. Bu ayın 11'inde de, daha doğrusu Temmuz'un 11'inde de, bu ayın 11'inde de Vilnius'ta NATO toplantısı var. İsveç'in adaylığından falan bahsedilecek. Şimdi bu tarz işlerin provokasyon olduğunu, ne olursa olsun, yani İsveç hükümeti mi yaptırıyor, başkaları mı yaptırıyor, o mudur, değil midir falan bilmiyorum. Ama bu işin fikir özgürlüğüyle, düşünce özgürlüğüyle, şu özgürlüğüyle, bu özgürlüğüyle ilgili olmadığını anlamak için allame olmaya gerek yok. Birileri yol veriyor. Birileri de bunları, özellikle Müslümanları kışkırtmak için bu tarz hamleler yapıyorlar. Devam edecekmiş. Bu sefer Irak konsolosluğu önünde, İsveç'te Irak konsolosluğu önünde benzer bir alçaklık girişiminde
bulunacağını ifade ediyor. Vallahi dediğim gibi yani hani İsveç düşünce fikir özgürlüğü üzerinden bu işlere serbestlik getirdiği müddetçe tüm dünyanın tepkisini, özellikle Müslüman dünyanın tepkisini çekmeye devam edecek. Bu konuyla ilgili olarak da Türkiye'nin tavrının net olduğunu söyleyebiliriz Hikmet abi. Kendileri bilirler yani. Aynen sonuçta öyle. İsveç bu yeni bir şey değil. Bunlar sürekli bu şekilde bunu özgürlük adı altında sürekli protesto, özgürlük. Ne yakarsa yaksın, onu da yakar, bunu da yakar. İncil de yakar, Kur'an da yakar. Biz de böyle kardeşim diyorsan. Valla kendi derdinle, kendin onurunla kendin yanarsın. Ondan sonra bu da seni bağlıyorsa eğer, bunun konusu çıkıp da dünyaya, Türkiye'ye güvenlik politikalarından, efendim NATO üyeliğinden falan filan bahsetmeden önce sen oturup kendi özgürlük alanın diye bunlara izin veriyorsun ama kendi bazı kriterlerin var, o konuda hiç özgürlük alanın yok. Aynısını İsveç'te, İsveç kanunlarına göre aslında biz belki de dünyada birçok yerde normal görecek olan bir şeyi, eylemi gerçekleştirince götürüyorlar adamı. Ya bu nefret suçu diyor mesela. Yani çünkü dünyada özellikle Batı'da nefret suçu diye bir şey var. Bunu nefret, o kavga da sokmuyor. Ha İsveç çok dünyada benim için, ben yanlış anlamasın kimse, çok da önemli bir ülke mi? Çok da dünyada böyle dengesi değil. Yani işte al işte bize de muhtaçlar. Batısız da yapamazlar. Ama kendi özgürlük alanı içerisinde ben çok özgürüm. Meydan okurum. Özgürlük benden sorulur. LGBT'ciyim. Kur'an da yakarım. İncil de yakarım. Ona da küfrederim. Valla ne halt yerseniz yiyin. Ama evet, kendi odununuzda kendiniz kıvılcımı çıkartıyorsunuz. Neticede siz katlanacaksınız. Aynen. Şimdi bu İsveç meselesi ilginç bir hal almaya başladı. Yani adamlardan, hani tabir vardır ya, kardeşim senden bir şey istemiyoruz, adam ol yeter tabir vardır ya, böyle bazen muhatap olduklarını söylersin ya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de İsveç'ten tek istediği adam olsunlar yeter. Buradan hani bir cinsiyetçi yaklaşım falan sergilemiyorum. Öyle yani. İş adamları, iş insanı değil yani. Benim için hala öyle. Reuters denilen bir haber ajansı var. 170 küsur yıllık haber ajansı. Şimdi ben mesleğe 1990'da başladığımda dış haberler servisinde ağırlıklı olarak hani orada başladım. Hem gazetede hem televizyonda. Ajansları takip etmek mecburiyetindeydik yani, hala da öyle. O zaman 3 tane ajans vardı, dünya ajansı. Bir tanesi Reuters'dı. Bir tanesi WTN'di. Öbürü de APTN'di. Associated Press'ti. Evet. Sonra bu ikisi birleşti. Dünyada şu anda en büyük 2 tane kaldı. Ağırlıklı olarak söylüyorum. Yani AFP'leri falan filan geçiyorum. Rusya'nın yeni çıkarttığı ajanslarını falan da geçerek söylüyorum yani. Batılı olan. Bir Reuters kaldı, bir AP kaldı. Şimdi bu Reuters enteresan bir ajans. Mesela İsrail'in aleyhine neredeyse hiç haber bulamazsınız. Bakın, kaç yıl ben dış habercilik yaptım. Özellikle bu coğrafyaya haberi servis edecekleri zaman son dakika bile olsa gece saat 2'de 3'te tek bir satır geçerler. Şimdiki gibi değil yani, online hemen bak falan, kaset takarsınız 24 saatlik kaset. Ondan sonra gece görüntüler aktığı zaman o kasetlere kaydedilir. Gececi arkadaşlar falan belli notları alır. Siz sabah geldiğinizde birim sorumlusu olarak o kasetleri baştan izlersiniz, görüntüye bakarsınız vesaire vesaire. Uzun zahmetli işti yani. Gece saat 2'de 3'te bir kere geçerdi İsrail'in aleyhine olacak haberleri. Hiç başka bir şey bulamazsınız. O da olabildiğince yumuşak geçerlerdi. Bir operasyon ajansı olduğunu belli başlı konularda net bir şekilde söyleyebilirim. İkincisi bu Asil Nadir vakasında Reuters'ın nasıl manipülasyon yapıp Asil Nadir'in tutuklanmasına yol açacak o Polipek şirketini daha önce anlattım, tekrar anlatmaya gerek yok. Nasıl yıktığını, nasıl bir haberle manipülasyona imza attığı o zamanlar çok yazılmıştı, söylenmiş. Şimdi Türkiye'yi ilgilendiren kısmı da şu. Bir haber yapıyor İsveç'te bir şirketin. Bakın ne kadar manidar değil mi? Yani Temmuz ayı ortasında NATO toplantısı var. İsveç üyeliği konuşuluyor, ediliyor. Şantajın büyüklüğüne bakar mısınız? Kendi içlerinde, kendi bakış açılarıyla söylüyorum. İsveçli bir şirket Erdoğan'a rüşvet vermek adına oğluyla irtibata geçmeyi düşünmüşler. On milyonlarca dolarlık rüşvet verebileceklerini bu konuyla ilgili olarak kendi aralarında tartışmışlar. Ondan sonra ürettikleri ürünün yeter ki piyasada
tek hakimi olsun. Bununla ilgili yasal düzenleme yapılırsa diye. Şimdi gazeteciliğin temel ilkeleri var. Bunların hiçbir tanesini saymaya gerek yok. Ama şöyle bir şeyi kendileri de yazıyorlar. Biz bunu teyit edemedik falan diyorlar. Şimdi İsveç'te bir şirket. Öyle olup olmadığını bilmiyoruz. Bu şirket birkaç yıl önce kendi aralarında oturuyorlar, konuşuyorlar. Ya biz Türkiye pazarına girmemiz lazım. Türkiye pazarına girmek için de bizim tekel olmamız lazım. Tekel olmak için falan kanun çıkartılması lazım. Bu kanunu kim çıkartır? Erdoğan. Erdoğan'a ulaşamayacağımıza göre kiminle? Ya bunun oğlu üzerinden falan yapabiliriz aslında. Olay bu. Bununla ilgili olarak ne bir karar var, ne bir toplantı var, ne bir para transferi söz konusu, ne bir iletişime geçme durumu, ne şusu, ne busu falan filan. Hiçbir şey yok Hikmet abi. Ama NATO toplantısı öncesinde haber ajansı sıfatını kullanarak böyle bir operasyona imza atıyor Reuters denilen şirket. Şimdi alçaklığın nirvanasına ulaşmış vaziyetteler. Bir şekilde Erdoğan'a şantaj malzemesi üretecek altyapı hazırlığında olan bir ajanstan bahsediyoruz. Benzer olayları biz, hani Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti ya, Hakan Fidan'a ulaşarak, Hakan Fidan'ı gözaltına alınarak dönemin MİT başkanını, Erdoğan'a ulaşmayı hedefleyenler ya da 17-25 ondan sonra darbe girişimlerinde yine Erdoğan'ın aile efradı üzerinden Erdoğan'a bir şekilde ulaşmayı hedefleyen FETÖ'cüleri de biliyoruz biz. Tamam mı? Ya bunlar çok aşağılıkça hareketler. Bunların gazetecilikte şununla bununla yeri olmadığı gibi insanlıkla da uzaktan yakından alakası yok. Ve artık 170 küsür yıllık olduğuyla övünülen bir dünya ajansı böyle bir haber üzerinden Erdoğan'a şantaj yapmaya çalışıyor. Ya arkadaş, 2002'den beri siz ve sizin gibi binlerce, on binlerce, yüz binlerce, abartarak söylüyorum, firmalar, şirketler, ajanslar, gazeteler, dergiler, hükümetler, devlet başkanları, bakanlar, şunlar bunlar. Geldiniz de ne oldu ki? Bugün böyle pespaye ucuz bir yöntemle bu ülkenin cumhurbaşkanına aşağılık bir şantaj girişiminde bulunuyorsunuz. Biz Türk medya ailesi olarak Reuters'a aboneydik. Niye? Çünkü işimiz nihayetinde bu. Haber servisi yapıyoruz, dünyayı takip ediyoruz bu ajanslar sayesinde. Ve bu alçakça, bu hakikaten kabul edilemez şekilde benim ülkemin cumhurbaşkanına yönelik bu pespaye girişimden dolayı ondan sonra yöneticilerimiz ondan sonra bir karar aldılar. Biz de elbette 24 televizyonun yayın yönetmeni olarak alkışlayarak çok da sevindim, oturduk konuştuk. Ve Türk medya ailesi olarak Reuters haber ajansı ile olan sözleşmemizi tek taraflı olarak feshettik abi. Tamam. Yaptık. Hani karınca misali. Devlet tabii ki bunun bakanlardan, iletişim başkanı Sayın Fahrettin Altun'dan ve yetkili neresiyse bununla ilgili olarak tüm şeyler tepkileri gösteriyorlar zaten. Olması gereken yapılıyor. Ayrı bir mevzu. Ama hani karınca misali. Benim de burada programda söyleyebileceğim sözlerim vardı. Söyledim. Türk medya ailesi olarak da yapacağımız böyle alçakça, böyle namertçe, böyle kalleşçe bir şantaj girişimine, bu haber falan değil yani, şantaj, haber görünümlü bir şantaj yapmaya çalışıyorlar akılları sıra. Olmayan bir mevzu üzerinden şantaj yapmaya çalışıyorlar. Evet. Böyle bir şey kabul etmemiz söz konusu değildi. Tabii. Türk medya ailesi olarak da ondan sonra böyle bir şeyi hakikaten feshettik. Başta patronumuz olmak üzere CEO'muza da almış oldukları ve biz de dahil ettikleri bu karardan dolayı da gururlu olduğumu ifade edeyim. Şimdi, adımızdır, yani, elimizden gelen budur. Yapabileceğimiz buydu. Ve ilk olarak da hemen bu açıklamayı yaptık. Bunu da gururla söylemiş olayım siz kıymetli izleyicilerimize. Şimdi bunu şöyle de okumak lazım. Reuters'ın yaptığı Batı medyasından bize yönelik ilk operasyon değil. Uluslararası kamuoyu oluşturmak Reuters üzerinden ya da AP üzerinden uluslararası bilinen, çok tanınmış bir takım medya kuruluşları tarafından Türkiye'ye operasyon çekme girişimleri özellikle son bir yılda çok daha fazla oluştu. Bunu görmek lazım. Neden peki? Asıl soru neden? Bir yıl önce hatırlarsın, hatta son birkaç ay seçimlerden önce, efendim yüzyılın en önemli seçimlerinden bir tanesi, efendim dengeleri değişecek seçimler diye ekonomistin manşetlerini, işte Der Spiegel'in Almanya, Fransa, ondan sonra Amerika başta olmak üzere tüm batıdaki birçok büyük gazete ve basın kuruluşlarının Türkiye aleyhine yapmış olduğu bütün bu propaganda çeşidini çok iyi gördük. Diktatörlük bitecektir. Eğer Erdoğan devrilirse
Dünyada demokratlar daha cesaretlenir. Erdoğan gidecek, Türkiye değişecek, dünya değişecek, Avrupa'nın şartları. Bütün bunun bir sebebi var. Sadece biz mesela bir menfaat veyahut bir Reuters bir... Şimdi seçim bitti. 20 yıl sonra ben de bugün de çok yani aklıma bu gelmemişti ama bununla bağlantılı bir şekilde yazmışım. Bakıyorum şu anda muhalefetteki gazetelere şey yapıyorlar. Çok da fazla sert politika tartışamıyorlar. Çünkü bir şey fark ettim ben. Hatta birçok kişi de bunu ifade etti. Şu anda iç politikayı konuşmak Türkiye'de biraz zor muhalefet açısından. Fatih Portakal'ı konuşması zor. Ancak kendi tarafına vurabiliyor. Diğer kanallar da öyle. Görsel basın öyle. Köşe yazarları öyle. Bir bakıyorsun kaldırımlardan söz eden bir tek köşe yazarları var. Erkekler kısa şort giyiyor diye manşetten girmiş dün Sözcü. Falan filan filan. Neden? Çünkü 21 yıl sonra tekrar kaybetmenin bir ezikliği var. Hayal kırıklığı attığın yeni milleti. Doğru. Batı'nın da bir hayal kırıklığı var. Ve çok büyük bir hayal kırıklığı. Hatırlarsın gene oradaki konuşmalarda Batı'daki röportajlarda bizim Türk muhabirlerinin de yapmış olduğu. Nasıl böyle oldu? Hatta Almanya'nın itirafı da var. Bu adam bütün dünyayı kokluyor. Biz daha Libya'da fizan falan derken Erdoğan oradaydı diyor Almanya. Yani biz diyor Kafkasları tartışırken zaten orada dengeleri kuran yine Erdoğan'dı. Bizden önce her şeyi kokluyor, anlıyor ve orada. Bir oyun kurucu gibi. Şimdi medyanın yapacağı şey ne var? Hatırlarsın bak Türkiye tarihinde 136 yıl sonra en düşük enflasyon ve faizi yakaladığı andan itibaren bütün Batı medyasının da teşviğiyle gezi olayları yaşandı Türkiye'de. Ve bunu manşetlerden verdiler. 24 saat canlı yayın yaptı Amerika. Niye? Medya üzerinden Türkiye bir operasyon çekilecek. Batı Türkiye'ye yüklenecek. Arkasından işte 17-25 Aralık. Yani medya üzerinden bir operasyon devam ettiler. Şu anda yani enteresan bir birleştirme yapayım. Batı medyası baktı ki bu bizim Türkiye'deki medya hali perişanı ortada. Bakıyorsun çok bekledikleri yatırım yaptıkları o altılı masa 26'lı olacak olan masa birbirine girmiş durumda. Ne olacağı belli değil ve çok az seçimleri var. Ya arkadaş madem size malzeme kalmadı ben Reuters olarak o ekonomist olarak Erdoğan'la ilgili bir takım şeyler atalım ortaya. Sizin de yaptığınız ve size öğrettiğimiz şekilde operasyon çekelim. Yalan haber yapalım. Kutu kutu para diyelim. Manadası'nı koyalım. Rüşvet diyelim. Bu operasyonlarla bunları beslemeye çalışıyorlar şu anda. Reuters üzerinden biraz o birazcık zerre kadar doğruluğu olsa zerre kadar bir şey yakalayabilsen çünkü bir şirket bunu yaptı böyle böyle oldu. Bak bu adam böyle yaptı. Kim? Nerede? Yok bilmiyorum. Ama bu kötü adam. Bir tane yakalasaydı eğer sözcüğümüz tabii. Cumhuriyet bugün ortalığı ayağa kaldırmıştı. Aynen öyle. Ya sokakta gördüğü fişi yerden kaldırıp da bakkal fişini belge diye sunan Kılıçdaroğlu bir adam yakalamışlar. Saftirik bir adam. Buna verecekler belgeyi konuşacaktı. Ama bu alçakça operasyonu bu ülke bu millet yemedi. İdiremediler. Ve maalesef onlar için Erdoğan gene bu ülkenin lideri ve meydan okumaya devam ediyor. Bu ülke meydan okumaya devam ettiği süre içerisinde de Batı aynen dünyası buna rahatsız duymaya devam edecektir. Peki şimdi bir şey var yani bütün bunlarla ilgili olarak dün akşam Habertürk'te bir yorum dinledim de onu da eklemek istiyorum. Sürenin bittiğini farkında mı onu eklemem lazım. Habertürk düzeldi mi bari biraz? Abi Habertürk... Bak, çok kötü bir konuşma düzeldi şey mi gibi, biraz? Adam oldular mı acaba? Şeyde bir sosyal medyada bir iki deney var. Şimdi söyleyince hatırlayacaksın. Sosyal medya deneyimi. Hani şöyle sütleri gazetecek açacak. Yok yok yani sosyal ama benzer deneyimi. Bir şey. Bir teli düzeltiyorlar. Tabii mi ben çok salladım. Tabii teli düzeltiyorlar. Buna işte şey diyorlar. Metalin hafızası falan diyorlar. Metal hafızası falan diyorlar. Teli düzeltiyorlar böyle. Sonra sıcak suyun içerisine koyduğundan tak 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 eski haline falan geliyor. Moleküller tekrar aynı şekilde. Habertürk sıkışıyor. Böyle. Maalesef. Tel mi yani? Şey gibi olsaydı. Haber telden bir kanal. Telden bir kanal. Tel, televizyon. Böyle bir, çünkü onun da böyle bir hafızası var anladığım kadarıyla. Yani ne kadar dönerse dönsün, bu çabayı kim ne kadar sergilerse sergilesin. Abi dönüyor, dolaşıyor. Ondan sonra oradan sızma, buradan bilmem neyle falan tekrar eski haline dönüyor. Dolayısıyla seçim satım haline girdiğimiz süreçte, o ikinci özellikle yani ikinci tura kaldığı ara süreçte ve sonrasındaki bir hafta 10 günde falan Habertürk ne oluyor falan filan hani duruma göre vaziyet alıyorlar adamlar dersin. Tamam yani bu da bu tarz kanallar için anormal şey değildir yani. Menfaatini düşünür falan. Dava mava hak getiren.
Şimdi zaten sabah falan bahsetmiyorum. Zeliha'nın, ondan sonra Habertürk.com.tr'nin yeni yönetmeni neydi o? Yavuz Barlas. Barlas'ın falan filan hani. Yani izlediğin zaman direkt git atla intihar et. Yani sabah seyrettim simsiyah gibi. Karalar falan, bağlı. Ülkede falan bu ülkede yaşamaya gerek abi, yok. Direkt bir doz o program. Al git atla. Ebru Baki'ye rahmet okutuyorlar. Yavuz Barlas'tan olabilir hiç yani. Hiç de memnun değil. Hiçbir şey olmuyor. Her şey kötü. Her şey kötü. Ölüyoruz. Şimdi hep. Dün akşam da Çetin Er Çetin'in güvenlik moderatörü. Şimdi Çetin Er iyidir. Yani bu konuları bilen adamdır. Şimdi Çetin Er mesela hani 3 günlük bir ekran yüzü olsa, gazeteciliği birkaç yıllık gazeteci falan olsa hani dersin ki ya mevzuya çok hakim değil. Onun için müdahale edemedim. Ben tanımıyorum. Şimdi Hüseyin Bağcı Dış Politika Enstitüsü Başkanı ODTÜ öğretim üyesi. Yok, büyük adam. Büyük titri falan. Hani, yanına yaklaşamayız. Bizi gömüyor yani. Yok. Ya bir cümle kullanıyor Habertürk ekranlarında. Tamam. Neymiş? Bir dinleyelim. Sen de dinle, ben de dinle. Bizim insanlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz kaçıyorlar. Afganistan'dan sırtına torbasını alan bak. Delikanlı geliyor. Delikanlı diyorum. Yani hiçbir kimsesi yok ailesinden. Türkiye'ye geliyor ve burada yaşam kurmaya çalışıyor. Ya 3000 kilometreyi bir insan nasıl gelir? Bu organize işler tabii. Yani İran sınırlarını açıyor. Bizim sınırlarımız Kevgir'e döndü. Bunu söylemem lazım. Yani maalesef çok. Yani gidip gördük yani. Gidip görmesek. Ya ben sürekli bu coğrafyayı dolaşıyorum yani. Şimdi burası önemli. Şimdi hani Çin atasözü vardır ya. Çang şang. Türkçesi şu. Ben Türkçesi söyledim. Mermeri delen diyor. Sucun suyun gücü değil sürekliliğidir diyor. Tamam. Şimdi Hüseyin Bağcı profesör, bakın yani hani bir şey söylemek istemiyorum. Dış Politika Enstitüsü Başkanı, ODTÜ öğretim üyesi falan. Sınırlarımız Kevgir'e döndü. Gittik gördük, biliyoruz da konuşuyoruz falan diyor. Peki ben hiçbir şey söylemeyeceğim, hiçbir yorum yapmayacağım. Çetin Er'e de devamında söylediğimi söylemedim artık, ben bunu falan söyleyeyim. Oha falan yaptım, çevirdim. Zap yaparken zaten gördüm. Yorum yaptım yapmadım ama en iyi Çetin Er bilir bunu. Yani o sınırların Kevgir'e dönmediğini, yol geçenini olmadığını, şu olmadı. Bu klasik CHP ağzı aynı mevzu üzerinden vuruyorlar. Tamam, ve bunu mesela kimisi 35 yıllık, 45 yıllık gazeteciyim ben kardeşim diyen cana taktı. Ben sanatçıyım, kanaat önderiyim diyen Bernal Açin ya da ODTÜ profesörü Hüseyin Bağcı fark etmiyor. Tamam. Ya arkadaş, o zaman şöyle bir tavsiyem var benim Sayın Bağcı'ya. Ya bakın, bu ülkenin İçişleri Bakanı var Sayın Ali Yerlikaya, yeni atandı. Takip ediyorsunuz ya, her yeri takip ediyorsunuz ya. Yeni atandı. Tamam. Bu ülkenin Milli Savunma Bakanı var. Tamam. O da yeni atandı. Yaşar Güler. Ya bunlar bilmiyorlar Sayın Bağcı. Siz madem gezdiniz, gördünüz, illa ki koordinat falan da almışsınızdır. Söyle. Yoksa telefonlarını ben vereyim iki bakanın da. Yalan söyle ya, düz. Ya da Çetin Er'e söyleyin, o da verir. Söyleyin, koordinatları verin de o Kevgir'e dönen yerleri de kapatalım. Ülkeye faydanız olsun bari. Evet. Maalesef böyle bir, yani çok az vaktimiz kaldı. Ben şöyle söyleyeyim ama yani yalan söylüyor. Yani şimdi sen cümle kursan da adam düz yalan söyledikten sonra yapacak bir şey yok. Tek bir yalanı, hani var ya neydi o şey örnek, bir damla kanı bir kova suyla temizlersin. Adam yalan söylüyor, temizle dur. Yalan söylüyor direkt. Şunu söyleyeyim ben bizzat, hatta yani kendim, hani dedi ya oraları falan geziyorum meziyorum diye. Sayın Hulusi Akar savunma bakanı iken geçen sene bir buçuk iki sene evvel bir mevzu vardı. Bir sürü palavralar, yalanlar sıkıldı bilmem. Afganistan'dan işte küme grup halinde geliyorlar. 150 kişi birden geçti. 15 bin kuyruğa girdiler falan diye. O zaman bizzat onun Sayın Hulusi Akar'ın briefing verdiği o toplantıda vardım ve öğrendim. Ya yapılan o kadar çok terbiyesizlik, o kadar büyük ahlaksızlık ki. O büyük yalanlara, o sosyal yalan inandırıp da milleti. Televizyon ekranları bunun gibi. Açıkça ve net bir şekilde yalan söyleyip milleti galeyana getirmeye çalışan tiplere bir cevabı vardı. Sayın Bakan orada yani rakamlarla, fotoğraflarla, görsellerle tüm bir tanıtım yaptı. Ya aylarca çoluk çocuğunu görmeden o sınırda 3 ay, 4 ay bekleyen tek bir kuş uçmaz izin vermeyen askerler var. Ya bizlere ne kadar vicdanınız olsa bu adamlara acırsınız, hürmet edersiniz ve böyle bir yalana inanmazsınız. Ama onlara o vicdan yok. Ya yok, öyle bir şey yok. Ve ben sana söyleyeyim maalesef. CHP ağzıyla konuşmak. Ama şu da içimde kalmaz. Girişte sevdiği için söylüyorum. Biliyorum haklısın ama. Şimdi Habertürk meselesi de şu. Bu dediğin gibi doğru, bunu çıkar. Arada bir yapıyorlar. Ben de kaç gündür şeyi soruyorum. Ya bu Habertürk de deprem bölgesine gidip de ışığı yak gülüm diyen tipler. Siyaseti bu da hesapta ortanca duran, hiç kimse tarafı olan tüm yorumcular. Nerede? Yoklar.
Peki ne konuşuyorlar şu anda Habertürk'te? Başka şeylerden bahsediyorlar. Nereye kadar biliyor musun? Adı yazıyorum. Eylül'e kadar. Ya da Ekim'e kadar. Seçimler yaklaşıyor diyelim. Tabii Ekim'e kadar artık bakalım ne yapacak bunlar. Kılıçdaroğlu 300 bin liralık otelde kalmış. Tamam mı? Kalabilir. İnsanın hani biz servet düşmanı değiliz. Elbette 300 bin liralık, geceli 300 bin liralık 5 gün kalmış 1,5 milyon lira ödeyebilir. Bununla ilgili sorun yok. Yalnız o mutfakta öyle şeyin üzerinde, musluğun üzerinde ondan sonra sallanan temizleme bezi üzerinden falan fakir edebiyatı yaptıktan sonra 1,5 milyon lira para verip de tatil yapmak olmuyor. Ya da soğan gösterir. Ya da soğan gösterir. Günün manşetini bitirdik. Gazete manşetleri ve günün gündemini Hikmet Genç'le birlikte yorumladık. Yarın saat 11'de karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi günler diliyorum efendim.